Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu videomda çeşitli kat problemleri anlatacağım. Bu problemler deneme sınavlarında, bursluluk sınavlarında karşınıza çıkabilir. Nasıl çözeceğiz, neler yapacağız bunları göstereceğim. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Bir sepetteki yumurtaların 4 katı ile 3 katının toplamı 98'dir. Bu sepette kaç tane yumurta vardır? Hemen şöyle yapmalısınız. 4 katı ile 3 katının toplamı diyor. Yani 4 katı dediyse 4 kutu yapıyoruz. Şöyle kutularla ben böyle soruları çözüyorum. Ve 3 katı. Buraya da 3 kutu yapıyorum. Ve bunların diyor toplamı diyor bakın. O zaman bu kutuların toplamı oluyor. Yani bu katların toplamı 98'dir diyor. Ne oldu şimdi? 4 kutu ve 3 kutu. Topladığımız zaman ne olur? 7 kutu olur. 7 kutu eşittir 98. Şimdi ne yapacağım? 98'i 7'ye böleceğim. Böylece 1 kutuyu bulmuş olacağım. Yani yumurtaların sayısını bulmuş olacağım aslında. 98'i 7'ye bölüyoruz kenarda. 9'da 7 bir kere var. 1 kere 7 7. 2 kaldı. 8'i getirdim. 28'de 7 4 kere var. İşte bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Demek ki yumurtaların sayısı 14'müş. Peki işlemi doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bunu kontrol edebiliriz. Nasıl? Ne diyordu? Yumurtaların diyor 4 katı ve 3 katının toplamı bu kadar olacak diyor. Yani 14 yumurtanın 4 katı ne yapar? 4 kere 4 16, 56 yapar. Yine 14 yumurtanın 3 katı ne yapar? 42 yapar. 56 ile 42'yi topladığınızda bakın 98 oluyor. Demek ki işlemimizi doğru yapmışız. Yumurtaların sayısı 14'müş. İkinci soru yukarıdakinin değişik bir hali. Ayşe'nin cebindeki paranın 7 katı ile 5 katının farkı diyor bu kez. Bakın yukarıda toplamı diyordu. Farkı 172 lira olduğuna göre Ayşe'nin kaç lira parası var? Şimdi 7 katı dediğine göre 7 kutu yapıyoruz. İsterseniz her seferinde böyle kutu yapmadan da sadece yazarak da yapabilirsiniz ama ben size göstermek için böyle yapıyorum. Ne oldu? 7 kutu. Ve 5 katı yani 5 kutu. 5 kutu yapalım şuraya da. Bunların farkı diyor. Yani çıkarma demek. Bunların farkı 172'ymiş. Bakın 7 kutu ve 5 kutu. Dedim ya siz şöyle yazıyla da yazabilirsiniz. 7 kutu eksi 5 kutu. Böyle de olur. 7 kutudan 5 kutu çıktığında ne kalıyor geriye? 2 kutu kalıyor değil mi? 2 kutu eşittir 172. Değil mi? O zaman 172'yi 2'ye böleriz ve 1 kutuyu buluruz. Böylece cebindeki parayı bulmuş olacağız yani. 172 bölü 2. 1 de yok. 17'de 2. 8 defa var. 8 kere 2 16. 1 kaldı. 2'yi getiriyorum. 12'de 2. 6 defa var. 6 kere 2 12. Demek ki Ayşe'nin cebindeki para 86 liraymış. Sağlamasını yapmıyorum artık. Sizler videoyu durdurup yapabilirsiniz. Şimdi sorularımızı biraz daha geliştirelim. Şöyle 3. soru. Bir trende toplam 160 yolcu var. Bayan yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 4 katı olduğuna göre trende kaç bayan yolcu vardır diyor. Şimdi böyle bir soruda da şunu yapacağız. Bayan yolcular daha fazla değil mi? Erkek yolcuları bilmiyoruz. Bir kutu yapıyoruz. Bayan yolcular erkeklerin 4 katıymış. O zaman 4 katı dediği için 4 kutu yapıyorum onlar için de. Kadın yolcular. Ve bunların diyor toplamı diyor. Toplamı 160 oluyormuş. Yine 4 kutuyla 1 kutuyu topladığımızda ne yapıyor? 5 kutu. 5 kutu eşittir 160. Şimdi 160'ı 5'e böleceğim ve böylece 1 kutuyu bulacağım. Yani erkek yolcuları bulacağım. 160 bölü 5. 1 de yok. 16'da 5. 3 kere 5 15. 1 kaldı. 0'ı getirdim. 10'da 5 2 defa var. Evet. Ne oldu? 32. Demek ki 1 kutu 32. 1 kutu ama erkek yolculardı. Bize kimi soruyor? Bayan. Yani kadın yolcuları soruyor. Peki bunu nasıl buluruz? İki yöntem var. Şöyle 1 kutu 32. Bunu 4 ile çarparız. Çünkü 4 kutu olduğu için kadın yolcular 32 ile 4'ü çarparız.
4 kere 2 8, 4 kere 3 12. 128 bayan yolcu, kadın yolcu varmış. Böyle bulabiliriz. Ya da ikinci yöntem, toplam 160 yolcu vardı değil mi? 160'tan erkek yolcuların sayısını çıkarırız. İkinci yöntem de bu. Yine aynı şekilde 128 kadın yolcu buluruz. İster bu yöntem, ister bu yöntem, her iki yoldan da bulabilirsiniz. Dördüncü soru biraz daha zorlaşmış hali. Bir tarladaki elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 3 katından 18 fazladır. Bu tarlada toplam 86 ağaç olduğuna göre elma ağaçları kaç tanedir diyor. Şimdi elmalar armutlardan fazla değil mi? İlk önce armutlar için biz bir kutu yapalım. Burası armutların. Elmalar ise 3 katından diyor. Yani 3 kutu ve 18 de fazladır diyor. Bunlar da elmalar. Ve bunların toplamı, yani toplam ağaç sayısı 86'dır diyor. Şimdi böyle fazlalık olduğunda ne yapacağız? İlk önce kutuları bir araya getirelim. Bakın 3, bir kutu ve 3 kutu. Yani ne yapıyor? Toplamda 4 kutu. Ve şu fazlalık olan kısmı da, şu 18'i de karşıdaki 86 toplam olan toplam ağaç sayısından o fazlalıkları çıkaralım. Hatta şöyle göstereyim ben size. 4 kutu artı 18 fazlalıkla beraber 86. Zaten bakın şurada bir toplama işlemi var değil mi? Toplama işleminde bir tane toplanan bilinmiyorsa, yani şurası bilinmiyorsa ne yaparız biz? 86'tan bunu çıkarırız değil mi? Bu şekilde bunlar burayı bulmuş oluruz yani. Peki fazlalığı çıkarıyoruz yani. Böyle fazlalık olduğunda çıkarmamız gerekiyor. Onu size anlatmaya çalışıyorum. Çıkaralım. 6'dan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8, 7 kaldı. 6, 68. Şimdi ne oldu? 4 kutu yapalım. Eşittir 68 oldu. Şimdi 68'i 4'e bölersem bir kutuyu bulurum. Yani şuradaki armutların sayısını bulurum. 68'i ne yapalım? 4'e bölelim. Çünkü 4 kutu var. 1 kere 4, 4. 2 kaldı. 8'i getiriyorum. 7 kere 4, 28. Yani bir kutu 17. Kim bu? Armutlar. Bize kimi soruyor? Elmaları soruyor. Yine iki yöntem var. İsterseniz 17'yi 3 ile çarpıp 18 fazlasını bulursunuz. Yani göstereyim. 17 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 7, 21. Elde var 2. 51 oldu. Bir de 18 fazlaydı değil mi? 51 ile de 18'i toplayalım. 9, 69. Demek ki 69 tane de elma var. Ya da diğer yöntem, toplam ağaç sayısı 86 idi. Armutları bulduk. 86'dan bu armutları çıkarırız. Geriye elmalar kalır. 6'dan çıkmıyor. 16'dan 7 çıktı. 9. Evet, 7'den 1 çıktı. 6. Demek ki 69. Bakın burada da bulmuştuk. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Evet, biraz daha zorlaştıralım. Devam ediyoruz. Son iki sorumuzu yapıyoruz. Bir kitaplıkta bulunan hikaye kitaplarının sayısı masal kitaplarının sayısının 5 katından 17 eksiktir diyor bu sefer. Bakın az önce fazla diyordu. Bu sefer eksik diyor. Bu kitaplıkta toplam 55 kitap olduğuna göre kaç tane hikaye kitabı vardır diyor. Şimdi masal kitapları daha az değil mi? Onun yerine bir kutu yapalım. Hikaye kitapları masal kitaplarının 5 katından 17 eksik. Yani 5 katı demek 5 kutu. Yapıyorum. Ve 17 eksik diyor. Bu kez çıkarma olarak gösteriyor. Ve bunların ikisinin toplamı, yani şunların ikisinin toplamı kaçmış? 55 kitap. Ne diyor? Toplam 55 kitap var. Yine aynı yöntem. Kutuları bir araya getiririz. Şu eksikliği de gidermemiz gerekiyor bu sefer. Onu da anlatacağım. Şimdi 5 kutu, bir kutu daha 6 kutu oldu değil mi? 6 kutu eksi 17 eşittir 55. Bu sefer eksiklik var ya, bu eksikliği karşı tarafa tamamlarız. Bu eksikliği gideririz yani. Tersini yapıyoruz aslında. Az öncekinde hani artı vardı ya, işte artı 18 miydi o? Artı 18'di örneğin. Onu ne yapıyorduk? Fazlalık diye karşı taraftan çıkarıyorduk. Ama bu kez eksiklik var. O zaman bu eksikliği karşı taraf ile toplamamız lazım. Yani 55 ile 17'yi toplayacağız. 12, 6, 1 daha 72 oldu. Yani 6 kutu eşittir 72 oldu. Hatta yazalım şöyle. 6 kutu eşittir 72. Şimdi ne yapacağım? 72'yi 6 kutuya böleceğim. 6'ya böleceğim. 1 kutuyu bulacağım.
72 bölü 6. 1 kere var. 12'de 2 kere var. İşte bir kutuyu buldum. Yani şurası. Kimdi bu? Masal kitapları. Bize kimi soruyor? Hikayeleri soruyor. Yine iki yöntemi kullanabilirsiniz. Toplam kitap sayısı 55'ti. 55'ten şu masal kitaplarını çıkarırsınız. 3, 43. Ya da ikinci yöntem, diğer yöntem. Masal hikayeler masal kitaplarının 5 katı ve 17 eksiğiydi. Yani 12 ile 5'i çarparsınız. Şurada çarpalım. Ne olur? 60. Şöyle ayıralım da karışmasın. 60 oldu. 60'tan da 17 eksik diyordu değil mi? 60'tan da 17'yi çıkarırsınız. Ne kalıyor? Bakın yine 43 kalıyor. Böyle de bulabilirsiniz, böyle de bulabilirsiniz. Şimdi en zoru 6. soru. Şöyle. Bir çıkarma işleminde eksilenin 7 katı ile 2 katının farkı 150'dir diyor. Eksileni bilmiyoruz ki. Zaten eksileni bulmak için bir uğraşmamız lazım. Sonra bu çıkarma işleminde fark 19 olduğuna göre çıkan sayı kaçtır diyor. Şimdi bakın bir çıkarma işlemi eksilen var değil mi şu üstteki sayı. Burası da çıkan sayı. Şuradaki sayı. Sonra çıkarma yaptıktan sonra burası da fark oluyor değil mi alttaki sonuç kısmı. Şimdi ilk önce biz bir eksileni bulalım. Farkı söylemiş 19 bunu yazalım. Eksilen için ne diyor bize? Eksilen için şu ipuçlarını vermiş. Diyor ki 7 katı ile 2 katının farkı diyor. Yani 7 kutu ile şöyle yapalım 4, 5, 6, 7. Bu 7 kutu ile 2 katının farkı diyor. 2 kutunun farkı eşittir 150'dir diyor. 7 kutudan 2 kutuyu çıkardığımız zaman 5 kutu kalıyor. 5 kutu eşittir 150. Şimdi 150'yi 5'e bölersem bir kutuyu bulmuş olacağım. Yani eksilen sayıyı bulmuş olacağım. 150'yi 5'e bölelim şurada kenarda. 150 bölü 5. Bir de yok 15'te 5 3 kere var. 0'ı getirdim. 0'da 5 yok. O zaman buraya bir 0 koydum. 30. Demek ki eksilen sayı 30'muş. Yazalım o zaman buraya. Şimdi biz ne oldu? Kimi soruyor bize? Çıkan sayıyı soruyor. Artık son bir işlemimiz var. Burayı bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi var bakın. 30'dan 19'u tekrar çıkarma yaparım ve böylece çıkan sayı bana sorduğunu bulmuş olurum. 30'dan 19'u çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 9 çıktı. 1, 2 kaldı. Yani 11 oldu. Demek ki çıkan sayımız 11'miş. Cevap bu kadar. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.